Merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimizde lojik fonksiyonları doğruluk tablosundan bulma örneği yapacağız. Sorumuz şu şekilde. E, aşağıdaki tablo doğruluk tablosu verilen lojik ifadeye ilişkin çarpımlar toplamı şeklinde indirgenmiş ifade elde ediniz. Bu A şıkkı. İfadeyi sadece iki girişli NAND kapılarıyla oluşturacak biçimde düzenleyiniz. İfadeyi sadece iki girişli NOR kapılarıyla oluşturun. Oluşturacağı şekilde düzenleyiniz. Eleman karmaşıklığı açısından hangi tür tasarımın daha uygun olduğunu bulunuz demiş. Şimdi tablomuz da bu. Şeyimiz de bu. Yakınlaştırayım biraz. Doğruluk tablomuz şu. Soldaki. Karno diagramını da biraz kaydırırsam şöyle. Bu. Tamam. Şimdi. Doğruluk tablosundan Karno'ya geçmeyi biliyoruz. Onu anlatmıştık zaten. Ee, şu birileri ikili ikili seçtiğimiz zaman zaten biliyorsunuz. <laughs> Yine bakalım. A, şu eksende A değişmediği için A'yı alacağız. Ee, şurada da sadece C değişmediği için C'yi alacağız. A çarpı C. Gördüğünüz gibi ortada A çarpı C var. Şuraya bakarsak A değişiyor. O yüzden A'yı almıyoruz. B ve C değişmiyor. B çarpı C direkt geldi. Burada yine A değişmiyor. A'ya aldık. B değişmiyor. A, B. Yani buradaki Z, B, C artı A, C artı A, B. Bu A şıkkının bize, bize sorduğu şu aşağıdaki doğruluk tablosu lojik ifadeye göre çarpım toplamı şeklinde indirgenmiş falan falan. Onu yaptık. Şimdi asıl mevzu Nerede kopuyor? Asıl mevzu ifadeyi sadece iki girişli NAND kapılarıyla oluşturacak biçimde düzenleyiniz. Ve NOR kapılarıyla. Şimdi önce NAND ile yapalım. NAND e, olayı biraz e, caf caflı. Onu ben size hemen ben size burada konu anlatımından hemen göstereyim. E, daha hem yazmamış olurum. Şimdi çarpımlar toplamı e, TVE dediği şey, bir dakika. TVE dediği şey NAND kapısı zaten. Şurada çarpımlar toplamını ifade ediyor. E, tersi alındığı zaman e, şu oluyor, o bu oluyor, bu oluyor. En sonunda şu şekilde yazılabilir. Şimdi bizim e, biz TVE e ile çarpımlar toplamını nasıl? Yani V kapısı çarpım olduğu için şu da PID çarpım işareti olduğu için aynı zamanda burada çarpımlar toplamını TV e ile bu şekilde tasarlıyoruz. Şimdi şeyimize gelelim. Deminki olayımıza gelelim. Şimdi burada ne demiştik? Şuna yazalım tekrar. F eşittir pi bir daha pi x i e. şunun üzerinde nat var bunun üzerinde nat var bunu tam yazamadım bir daha yazayım şurada bir not daha var tamam biraz yamuk oldu ama olsun. Şimdi şu bunu buna nasıl uyarlarım? Ha önce ne demiş? Ha tamam. A şıkkında kapıyla gerçekliğinizce olmadığı için direkt B'ye geçebiliriz. Şimdi şunlar ee, normalde neydi bizim fonksiyonumuz? Şu çarpımların toplamı ya hani o yüzden x i dedi indeks. Yani x1 bc yani x2 ac x3 de aslında x0 x1 diye gidiyor da çok değişen bir şey olmayacak. Abi tamam. O zaman şuraya uyarlarsak nasıl olacak? Hemen yazalım ee, çarpım. Önce şu içi yapalım. Şu iç nasıl olacak? Hepsini çarpıyoruz yani. AB çarpı AC çarpı BC yani şey aynı BC Bu bu x'lerin indekslerinin çarpımı. Bunların şeyini alıyoruz tersini. Bunların tersi de De Morgan mıydı o kanun? De Morgan'dı galiba. Onun tersi bun bunların terslerinin çarpımlarının tersi terslerinin toplamı oluyor yani şöyle. AB'nin tersi artı AC'nin tersi artı BC'nin tersi. Bu şu ilk kısım. Bir de bunları da çarpıp bir daha terslerini alacağız. Yapalım hemen. Komplesini bulmak için. Öne çarpalım şunları. AB'nin tersi çarpı AC'nin tersi çarpı BC'nin tersi. Bunun komple bir de tersini. Şöyle şuraya şey koyayım. Üstüne çizik atamayacağım. Bu F oluyor. Peki buradan kapılarla yapabilir miyiz? Tabii ki de yapabiliriz. NAND kapısıyla yaparız tabii ki. Ee, zaten şunlar hep NAND. En sonunda bir, daha, bir tane daha ters var. Onu da NAND'i e, girişlerini şey yaparak Nedir o? Aynı girişe bağlı. Göstereceğim şimdi. şimdi. Şu ifadeyi ben bir daha bir yazacağım arkaya. Temiz bir sayfaya. Çok karıştı ama. Şu ifadeyi bir daha yazayım. Ne demiştik? F eşittir A, B çarpı A, C çarpı BC de bunun tersi şöyle tamam şimdi önce AB'yi bir NAND kapısına sokalım AB geldi NAND kapısı hop bitti tabi şu yuvarlak yapışık da ben yapışık yapmamıştım şimdi bir de AC var Şimdi de C giriş olsun. Buradan getirelim şöyle hop. Şey yapalım. Hop hop hop. Bir de A C. Bu da ters. Güzel. Bir de B C var. B'yi de şuna atlatalım. Biraz karışık oldu ama. Olsun. Şimdi bu şeyi daha ilk şunları yaptık. Bir de bunların hepsini çarpacağız. Yani bunların e, tersini. Bunların hepsinin çarpımının tersi olacak. Şu üçünü de 3 üç, Ama üç tane kapı kullan, üç girişli kapı kullanamadığımız için ikili ikili yapacağız. Önce şunları yapacağız. Sonra en sonunda kalanı yaparız. Hop. Geldi. Bir de bu gelsin bakalım. Bu da hop, bir dik, hop, bir dik. bu F. Şimdi bir de bunu veya ten, yani veya'nın tersi yani nor kapısıyla no, sadece nor kapılarıyla yapmayı bakalım. Onun da konu altında yeri var. O da çarpımlar toplamı TV yani nor tasarımı. Yine aynı şekilde burada çarpımların toplamı toplam, en sonunda şöyle bir ifade çıkıyor. Nor kapısını kullanmak istiyorsak. Ama burada da dikkat ederseniz F değil F'in tersi çıkıyor. Bir daha tersini almamız gerekiyor. Onda NAT kapısıyla değil. Ee, yine NOR kapısına aynı girdi, girdiği sokarak. Yani çıkışın çıkışa aynı. Göstereceğim neyse şimdi burada boş yapmayalım. O zaman direkt şey yazalım. Deminki ee, nedir o? TVA ile tasarlamayı yazalım çarpımlar toplamındaki. F eşittir. Toplam, toplam, x, y, ters, ters, tamam. Şimdi normalde e, indeksler a, b, Artı AC artı BC diye. Şu içeridekileri toplama yapacağız ama terslerini toplayacağız önce. Şurayı yapmak için 17. Terslerini topladık. Artı A artı C artı B ters artı C ters artı. Şunun tersini almak istiyorsak da çarpıyoruz. De Morgan kuralından. Çarpı A ters C ters ters çarpı B ters C ters ters. Şimdi bu şurası oluyor. Şimdi bir de bunun tersini aldığımız zaman bu F'in tersi oluyor. Bunun tersini nasıl alırız? Yine de Morgan kuralından toplama çevirerek şuranın tersinin tersi yani kendisi oluyor. A artı J. Artı C. Bu F'in tersi, biz bunun tersini alacağız. Şimdi nasıl, tersleri nasıl yapacağız NAT kullanmadan onu göstereyim hemen. Önce F'in tersini bulup en son tersini alacağım. Biraz daha eğeyim. Şimdi A, B ve C girişlerimiz var. <laughs> Şimdi A ve B'nin tersleri toplanacak sadece veya yani nor kullanacağımız için iki kapılı daha doğrusu nor kullanacağımız için şunu şöyle yapıyoruz bu bunun, bunun tersi oluyor buna da aynı hepsi ters olduğu için biz buradan çıkartıp böyle gidebiliriz aslında birazdan ne dediğimi anlayacaksınız. Tamam bunlar hep tersleri oldu. Şimdi terslerinin şimdi şunu toplamak için toplayıp bir daha tersini alacağım. Çünkü ters ya. Biraz karmaşık olacak ama A ve B şöyle yaparsak. Nora soktuğumuz zaman şöyle. Bu tersi bir de bunun tersini alırsak bu şu oldu. Şunun çıkışı bu. Şimdi A ve C'ye bakalım. Şuradan alırsam hop. Bunları da nora sokalım. Yine tersini alalım. Tabii şu yuvarlağı da unutmayalım. Bir de B ve C var. Bunun adını sokalım. Tamam. Şimdi 3 tane şunların üçünü de yaptık. Şimdi 3 girişli kabul etmediği için soru önce 2 girişlinin orada şey yapıp topluyoruz. Tabi yine bunun da bir tane şeyi. Bu şurası <laughs> şurası şu oldu. Bir de bundan sokup e, buna soktuğumuz zaman da zaten tersi olmuş olacak herhalde. Direkt bu F oluyor şu şekilde çok karmaşık bir yöntem yani e, en az el, yani şu buradaki mantık şu diyelim elimizde şey yok nedir o bir tek nor veya nent var kapı olarak o zaman işe yarar bu yöntem ama fazladan kapı var yani farklı kapılar varsa bunu hiç bu kadar uğraşmaya gerek yok onları kullanarak yapabilirsiniz mühendislik ya e, bunu mühendislik adı altında yapıyorlar ki mantıklı kısmen. Dediğim gibi kapılar elinizde kapı yoksa farklı şekilde yeterince bu şekilde yapabilirsiniz.